çocukların yaş gruplarına göre değişiyor yaptığımız testler. Bunlardan bir tanesi Metropolitan Okul Olgunluğu testi. İlkokula başlamadan önce yapıyoruz. Diğeri Frostic görsel algı testi. Çocukların motor becerilerini ve görsel algılarını ölçtüğümüz bir test. Diğeri Peabody dil testi, alıcı dil testi. Çocukların dil gelişimlerini ölçüyoruz bunda. Yanı sıra GESEL gelişim testi var. Gelişim figürleriyle yaptığımız. Gelişimsel olarak bilişsel gelişimi açısından ölçüyoruz çocukları. Bir de psikolojik olarak ruh hallerini biraz daha ortaya çıkarmak için Bayer cümle tamamlama ve Louise Das hikaye tamamlamalarımız var. Duru'cum, şimdi burada yıldızlara bakıyoruz. Kaç tane yıldız varsa hepsinin üstünden farklı renklerle geçer misin? Bir dönem ortasında yapıyoruz. Dönem ortasında sonlanmış oluyor. Okulu başladığı zaman yapıyoruz. Birinci dönemde. Daha sonra da çocukların gelişimsel olarak başladığı dönemden yıl sonuna kadar nereye ulaştıklarını görmek için bir de ikinci dönemde yapıyoruz. Ve iki rapor halinde velilere gelişim raporlarını sunuyoruz. Uzman psikoloğum ben ve uzmanlık alanım sanatla terapi ve danışmanlık. Geldiğim günlerde bir kısmını atölyede geçiriyorum ben çocuklarla. Bu benim hem çocukları gözlemlememe sebep oluyor. Çocukları bireysel kendi ortamlarında tanıyorum. Bireysel ne yapabiliyorlar, grup içinde ne kadar var olabiliyorlar, kendilerini nasıl ifade edebiliyorlar ya da sembolik lisanı nasıl kullanıyorlar. Hep bir iz bırakmak çabasındalar aslında. Resim de böyle bir şey. Çocuklar da iz bırakmayı seviyorlar. Sembolik lisan bilinçaltına daha yakın olduğu için size konuştuğundan öte çizdikleri ya da çizginin üstünden konuşmak daha çok şeyler anlatıyor.